Merhaba sevgili izleyenler. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben programcınız Yağmur Yıldırım. Çok sevgili iki konuğumla birlikteyiz. Kente 95 santimetreden bakmak konuşacağız sevgili Beyza Gürdoğan ve sevgili Yiğit Aksakoğlu. Bugün Medyascope'da hep beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Programımızın başlığı sizin uzun bir süredir giderek dallanıp budaklanarak sürdürdüğünüz projeniz Kent 95'i konuşmak. İstanbul 95 diğer kentlere de sıçrayarak Kent 95 oldu. Neden 95 santimetreden bakmak kente deyince? Çünkü 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 santimetreden kenti anlamayı ve anlatmayı amaçlayan bir proje. Heyecanla bekliyoruz. Ben de detaylarını dinlemek için projelerinizi. Arada son dönemde özellikle Maltepe'de yanılmıyorsam bir meydanda bir dönüşüm gerçekleştirdiniz. Onun provası devam ediyor. Bir yandan konferanslar, internet siteleri, tasarımcılarla birlikte farklı kent müdahaleleri de başlamışken dedim ki aslında tam olarak Şehir Hepimizin programına da uygun olmuş oldu. Çünkü bu programda engellilerin, kadınların gözünden ya da kentli olan bütün paydaşların gözünden kent hayatını ya da kenti anlamayı tartışıyoruz. Çocuklar da tabii ki oldukça önemli paydaşlardan, zaman zaman bizim göz ardı ettiğimiz, zaman zaman umursamadığımız ki aslında içinde yaşadığımız İstanbul çok zor bir şehir diye düşünüyorum 3 yaşında bir çocuk için. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz diyerek sevgili Superpool'dan Beyza Gürdoğan ve Bernard Van Leer Vakfı'ndan Yiğit Aksakoğlu aslında bu kalabalık ve çok paydaşlı projeyi temsilen gelmiş oldular. Diğer paydaşlara da buradan çok selam. Evet. Diyerek sözü size mi bırakayım? Ne zaman yola çıktınız, neler yaptınız diye belki Bernard Van Leer Vakfı'nın öne yak olmasından söz edebiliriz. Olur olur. Çok teşekkür ederim. Bizi bugün programda ağırladığınız için. Bernard Van Leer Vakfı, Hollanda merkezli bir vakıf, 1960'tan beri uluslararası alanda çocuklarla ilgili çalışmalara finansal ve teknik destek sağlıyor aslında. Vakfın son dönem stratejisi tam dediğiniz gibi 0-3 yaş yaşında, 0-3 yaş aralığındaki çocukların gözünden kente bakmayı amaçlayan Kent 95 diye aslında isimlendirdiğimiz program. Neden 95? Tam dediğiniz gibi yine 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 santimden kente bakmak gerekliliğinden dolayı. Çünkü giderek daha fazla çocuk kent ortamında doğuyor ve büyüyor. Ama maalesef kentler onlara ve onlara bakım verenlere yönelik planlanmıyor. Altyapılar onlara yönelik geliştirilmiyor. Dolayısıyla biz bu programı Türkiye'de İstanbul 95 olarak başlattık. Ama tam da yine dediğiniz gibi özellikle bazı ürünler ortaya çıktıkça da bu işin aslında ne kadar yapılabilir ve önemli olduğunu gösterdikçe de diğer kentlere de sıçramaya başladı. Ama ben bir adım geri gitmek istiyorum. Yani biraz da vaktimi kullanmak için. Neden 0-3 yaş? Çünkü 0-3 yaş dönemi hamilelikten itibaren aslında 3 yaşa kadar olan dönem hepimizin hayatında en belirleyici dönem. Beynimizin %85'i bu dönemde gelişiyor ve ondan sonra öğrendiğimiz her şeyi bu altyapının üzerine ancak inşa edebiliyoruz. Dolayısıyla biz genel olarak diyoruz ki bebekler beklemiyorlar. Yani biz onlara hizmet götürelim, işte altyapı sağlayalım vesaire gibi şeyleri beklemiyorlar. Çok hızlı büyüyorlar, çok hızlı öğreniyorlar. Onun için bir an evvel hizmetleri arttırmak, kamu yatırımını arttırmak gerekiyor. Kamu yatırımı konusunda da yine araştırmalar gösteriyor ki her 1 dolarlık yatırıma 7 ile 10 dolar arası geri dönüş olan en önemli dönemlerden bir tanesi. Dolayısıyla burada ikinci görseli gösterebiliriz. Hazırlığımız vardı ama hızla girince atladım. Yatırımın en hızlı, en çok geri dönüşü olduğu dönem. Kamu yatırımlarını bu dönemde eğer arttırabilirsek dolayısıyla geri dönüşü de sağlamış olacağız. Maalesef kamu yatırımı grafiğini bu grafiğin üzerine koysak aslında tersi bir durum olduğunu göreceğiz. Hatta o kadar ki belediyelerde biz erken çocukluğa olmayan yatırımın cenaze işlerine yapıldığını gözlemlemiş durumdayız. Çünkü tabii ki böyle bir ihtiyaç var. Tabii ki bu döneme ya da bu işlere yönelik bir yatırım ve harcama var ama maalesef en azından aynı değerde bir yatırım erken çocukluğa yönelik yapılmıyor. Dolayısıyla bir şey daha söylüyoruz biz. Bundan sonra önemli olan şey, artık hayatımızda belirleyici olan şey bu ilk 3 yılda maalesef genetik kodumuz değil, annemizden babamızdan aldığımız genetik kod değil, aslında posta kodumuz oluyor. Dolayısıyla hangi mahallede doğduğunuz, hangi genetik kodu taşıdığınızdan daha önemli hale geliyor.
Burada da üçüncü grafiği gösterebiliriz. Sosyoekonomik statüsü görece daha iyi olan ailelerle daha kötü olan ailelerin içinde çocukların duydukları kelimeleri saymışlar. Ve bunlar arasında 30 milyon kelime fark olduğu görülmüş. Bu sadece ilk 48 ayda. Dil gelişimi de hepimizin beyin gelişiminin aslında temelini oluşturduğu için aslında bu çocuklar yani hepimiz ailemizde duyduğumuz kelimeler üzerinden hayatımızın geri kalanını şekillendiriyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla bu çocuklar dezavantajlı başlıyorlar. Sadece doğdukları ailelerden, doğdukları yerlerden dolayı. İstanbul'a geldiğimizde de önce şu soruyu sorduk. İstanbul'da dezavantajlı çocuklar nerede? Çünkü aslında çok göz ardı ediyoruz tam dediğiniz gibi ama İstanbul'da 1.2 milyon 0-4 yaş grubunda çocuk var. Her yıl 230 bin bebek doğuyor sadece İstanbul'da. Bugün de 630 bebek demek. Ama acaba bu çocuklar nerelerde, kentin nerelerinde diye. Onun için önce İstanbul Çalışmaları, Kadir Has Üniversitesi'nin İstanbul Çalışmaları Merkezi ile ve TESEV'de bir İstanbul haritası hazırlattık. Bu da dördüncü görsel olması lazım. Bu haritayı hazırlamak için şu verilere baktılar. Birincisi metrekare fiyatlarını buldular, raiç bedel fiyatlarını. Bu raiç bedel fiyatlarından mahalle ortalamalarını hesapladılar. Ve bunun üzerine TÜİK'ten 0-4 yaş grubu verilerini aldılar. Dolayısıyla şimdi gördüğümüz haritadaki lacivert yerler metrekare fiyatının en düşük, 0-4 yaş grubunun en yoğun olduğu diğer mahallelere göre en yoğun olduğu yerleri gösteriyor. Tabii ki burada sürpriz bir şey yok ama bu mahallelerin kentin çeperlerinde olduğunu görebiliyoruz birincisi. İkincisi de E5 gibi yolların aslında çocuklu ailelerle, yoksul ve çocuklu ailelerle diğerleri diyelim arasında ciddi bir sınır oluşturduğunu da görüyoruz. Bu haritalara istanbul.kent95.org sitesinden ulaşılabiliyor. Her bir mahalleye tıkladığınızda yaş grubu verisini de görebiliyorsunuz. Başakşehir gibi ilçelerde mesela tek bir mahallede 6000 çocuğun, 8000 çocuğun olduğunu gördük biz bu haritaya bakarken. Biz sonra bunların üzerine ilçeleri özellikle analiz ettik. 39 ilçeyi ve TESEV her bir ilçeden ayrı tek tek veri topladı. 0-6 yaşa yönelik hizmetlerini gösteren. Dolayısıyla bu haritaların üzerinde mesela parkların dağılımını görmek de başka bir şeyi ifade etti. İşte E5'in üstünde mi daha çok park var, altında mı daha çok park var? Bunu hep birlikte gördük, sorumlularla birlikte gördük. Dolayısıyla önemliydi. Buradan başladık. 4 ilçede Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinde başladık aslında. Bu ilçe belediyeleriyle çalıştık. O belediyelerde yaptığımız, birlikte yaptığımız ikinci bir iş ev ziyareti temelli aile rehberliğiydi. Bu iş de aslında kentte, yani bu harita bir yandan bence başka bir şey daha gösteriyor. Doğum sonrası depresyon oranlarının yüksekliğini de gösteriyor diyebiliriz bu harita için. Çünkü çok çocuk doğuruyorlar ve kent yoksulluğu alanlarında yaşıyorlar. Dolayısıyla lacivert yerlere daha çok ruh sağlığı hizmeti gitmesi gerekiyor. Ama maalesef hepimiz biliyoruz ki kamu hizmetlerinde ruh sağlığı hizmeti en az rastladığımız, bulabildiğimiz hizmetlerden bir tanesi. Dünya ortalaması %30 doğum sonrası depresyonun. Türkiye'de ve kent yoksulluğu ortamında bunun %40-%50'ye vardığı iddia edilebilir. Hani bir araştırma yok ama bunu iddia edebiliriz. Dolayısıyla belki İstanbul'da 600 bine yakın depresyonda kadın olduğunu söyleyebiliriz. 0-4 yaş grubu verisinden sadece. Ayrıca bu arada bu internet sitesini de istanbul.kent95.org bir yandan izleyicilerimiz internet sitesini ziyaret de edebilirler. Müthiş bir veri görselleştirme çalışması ve İstanbul'la ilgili aslında demografik veriye ulaşmak için çok kıymetli bir site. Bir yandan da ben uzun saatlerimi bu internet sitesinde geçirdiğimi söylemeliyim. Hani bunun yanı sıra sosyal yardımları görebiliyorsunuz, yeşil alanların dağılımı, kentin kamusallığına ve aslında İstanbul dediğimiz milyonlarca kişinin yaşadığı bu ilçedeki yaşantıya ilçe ilçe yaklaşabiliyorsunuz, oranları görebiliyorsunuz, ilçeleri birbiriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Evet. Müthiş bir veri kaynağı. Buradan da İstanbul Çalışmaları Merkezi'ne çok selam gönderelim. Çok titiz çalıştılar. Şimdi bu haritaların üzerine Büyükşehir'in hizmetlerini ekliyoruz. Kamu hizmetlerini ekliyoruz, sağlık ve eğitim gibi.
Dolayısıyla neredeyse hiçbir hizmetin gitmedi ya da daha az gittiği hizmetlere erişim açısından dezavantajlı mahalleleri de görmemiz mümkün olacak. Bu hepimiz için nereye hizmet götürmek gerektiği konusunda ciddi bir araç oluşturdu. İkinci alandan bahsediyordum, sonra susacağım. İkinci alan maalesef sağlık dışında. Çocuğu hamilelikten 3 yaşa kadar olan dönemde sağlık dışında ebeveynlerin destek alabileceği herhangi bir mekanizma yok. Dolayısıyla çocuğun bilişsel gelişimi, sosyo-duygusal gelişimiyle ilgili eğer saatlik bir ücret verip bir hizmet alacak kapasiteniz yoksa kamu hizmeti olarak bunu alamıyorsunuz. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte ev ziyareti temelli aile rehberliği programını geliştirdik. Ev ziyareti temelli aile rehberliği yurt dışında geçerliliği kanıtlanmış çok önemli bir hizmet aslında. Özellikle en dezavantajlı ailelere evlerinde hizmeti götüren, çocuk gelişimiyle ilgili, beslenmeyle ilgili, anne sağlığı, ruh sağlığıyla ilgili bilgileri eve götüren bir hizmet modeli. Bunun şeydeki yurt dışındaki kanıtlanmış bir modelini önce Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenler eğitimini aldılar. Daha sonra Türkiye'ye adapte ettiler. Ve bu 4 belediyenin kendi çalışanlarına, kendi sahalarında uygulamaları için 12 günlük bir eğitim verdiler. Sonra da sürekli onları desteklediler. Toplamda 400 kadına sadece pilot olduğu için 400 kadına bu hizmet ulaştı. Ve bunun çeşitli ölçümlemeleri yapıldı. Bu kadınlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı, çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarattığı konusunda. Tabii ki hani anekdot olarak çok önemli şeyler duyduk. İlk defa birisi geldi bana nasıl olduğumu sordu dedi bir anne mesela. Çünkü en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Üçüncü çocuğunda ben çocuğumun gazını çıkarmam gerektiğini bilmiyordum. Keşke daha önce öğrenseydim diyen anne oldu. Beni anlıyormuş aslında, emzirirken gözünün içine bakıp konuşmam onun beynini geliştiriyormuş, keşke daha önce bilseydim diyen anne oldu gibi anekdotlar var ama tabii daha somut ölçümler de yapılacak. Bu iki iş ve Beyza'ya eğer zaman bırakırsam anlatacağı işlerle aslında bütünlüklü bir kentte hem hizmet hem altyapıyı dönüştürmeye çalışan bir programı yürütüyoruz. Birlikte çalışmaktan keyif aldığımız partnerlerden biri de Süperpool. Onlar da kendileri ne yaptıklarını anlatsınlar. Bu sırada da galiba sizin ev eğitimlerinizden de görseller vardı. Onları da rejiden rica edebiliriz. Olabilir. 5, 6, 7 de o şeylerden olması lazım. Evet, bu sırada biz de evlere konuk olarak aslında bu eğitimleri de görmüş oluruz. Toparlamak da gerekirse Kent 95 yalnızca İstanbul'da değil, yerel yönetim işbirlikleriyle de birlikte özellikle hem 0-3 yaş arası çocukların gözünden kenti anlamayı ve anlatmayı amaçlıyor. Bu amaçla benim de hatırladığım yine bir uluslararası şehirde çocuk konferansınız olmuş. Çeşitli paydaşlar gelip daha projenin yeni yeşermeye başladığı dönemde daha önce yapılmış bu konudaki kendi çalışmalarını paylaşmışlardı. Az önce gördüğünüz istanbul.kent95.org sitesinde olduğu gibi aslında büyük paydaşlarla birlikte uzun çalışmaların, verilen emeklerin sonunda veri görselleştirme çalışmaları yapılıyor. Bir yandan birebir oradaki ailelerle çalışıyor ve de aslında sevgili Beyza'nın Superpool'un burada olmasının da sebeplerinden biri olarak çeşitli tasarımcılar da bir araya gelerek hem kentlilerle, orada yaşayan mahallelilerle hem de çocuklarla birlikte çeşitli oyun alanları ya da çeşitli bir araya gelme alanları üretip birebir kamusal alanda aslında saha çalışması yapıyorlar. Yani elleri sokağa, toprağa değerek hep beraber 0-3 yaş arası çocuklarla birlikte kenti değiştirmek için aslında tam da şehir hepimizin şu an yola çıkış amacına da uygun bir projeyi konuşmaktayız bu sebeple de. O yüzden iyi ki geldiniz. Superpool'un belki bu noktada nasıl Bernard Van Leer Vakfı ile birlikte Kent 95 projesine dahil olduğunu, neler yaptığını projelerden de görselleri görerek konuşabiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduklarınız da az önce sevgili Yiğit Aksakoğlu'nun bahsetmiş olduğu Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğinde yapılan ev ziyaretleri. Evet, biz de Superpool olarak son 2 yılda kamusal alana 95 santimden bakmaya çalışıyoruz. Onu öğreniyoruz. 0-3 dediğimiz zaman, yaş dediğimiz zaman tabii anne babaları da, bakım verenler de işin içinde oluyor. Onlar şehirde nerelerde bulunuyorlar, neler yapıyorlar, onları araştırıyoruz, onları öğreniyoruz beraber. Şehirde çocuklar nerede dediğimizde ilk olarak aklımıza oyun parkları geliyor. Onları bir şekilde orada
olmaları gerektiğini mi düşünüyoruz bilmiyorum ama biz de ilk önce oyun parkların üzerinden başladık. Kamusal alan, çocuklar için kamusal alan oyun parkları olabilir. Şu anda ekranda gördüğümüz görseller de sizin aslında ilk oyun parkı projelerinizden değil mi? İstanbul an, 95 bünyesindeki. Şu an Yiğit'in bahsettiği partner belediyelerde birer pilot proje, oyun parkı projesi yapıyoruz. Bu Sarıyer'deki ve Sultanbeyli'deki bitti, açılışını yaptık hep beraber. Şimdi Beyoğlu'ndaki şantiye halinde, iş halinde, Maltepe'deki üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu oyun parklarında düşük maliyetli malzemeler kullanıyoruz. 0-3 yaşın beklediği şeyler, yani onlara ihtiyacı olan şeyler çok basit şeyler aslında. İşte emeklemesini sağlayacak bir tümsek olabilir. Ya da işte yürürken iz takip etmesini sağlayacak bir şey olabilir. Kum çok güzel bir şey, kum olabilir parklarda. Her ne kadar İstanbul'da biraz kedilerden ve köpeklerden şikayet alsa da kum. Ama biz kumu çok seviyoruz. İki yerde de denedik kumu. Şu anda henüz çok bir şikayet gelmedi onunla ilgili de. Dolu dolu fotoğraflar geliyor. Bu belediyenin atölyelerinde belediyeyle ve çalışanlarıyla birlikte, park bahçelerle, müdürlükleriyle birlikte bu parkları beraber yapıyoruz. Bunun öncesinde biz de 0-3 yaş oyun parkında ne ihtiyacı olabilir diye bir araştırma projesi de yaptık. Onun da bir rehber olarak somut bir kitap haline geldi. Orada da onu da açık kaynak olarak bilgimizi paylaşmak için kullanıyoruz. Onu da Superpool'dan ve Bernard Weinler'in sitesinden indirebilirsiniz. İsmi nedir bu yayının? 0-3 yaş için oyun parkı fikir rehberi. Bir yandan oyun parkı görsellerini az önce gördüğümüz, izlemeye devam edersek ben tasarım süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini de merak ediyorum. Siz özellikle oradaki yaşayan mahallelerin ihtiyaçlarını da gözetiyorsunuz. Superpool'un diğer projelerinde olduğu gibi bir yandan Kent 95 tam olarak orada yaşayanlarla onların ihtiyaçları doğrultusunda sonuçtansa süreç odaklı da aslında çalışmalara çok dikkat ediyor. Bu parklar nasıl tasarlandı? Gelip bir araya gelip ihtiyaçları konuşuldu mu ya da nasıl ortaya çıktı? Bir kısmı tamamlanmak üzere bildiğim kadarıyla. Bir kısmı yakın gelecekte tamamlanacak bu projeleri. Öncelikle parkların alanını haritalardan seçtik. Hepsi dezavantajlı mahallelerde, çocuk sayısının çok yoğun olduğu mahallelerde. Sarıyer'deki Feraevler Mahallesi'nde, Yeniköy Mahallesi'nde sınırında aslında böyle bir kesişim noktası da, yani iki de grubun da kesiştiği noktada denebilir. Sultanbeyli'deki yine dezavantajlı bir mavi renkteki mahallelerde. Bu parklara başlamadan önce atölyeler de yaptık ebeveynlerle ve çocuklarla. Tabii 0-3 yaş deyince katılım ve park istekleri konusunda anne babadan daha çok dinleniyor. Anne babaların da çoğu aslında parkın içindeki güvenlikten çok dışarıdaki güvenliği ve trafikle ilgili, işte trafiğe olan yakınlığından işte şikayet, yani onunla dertleniyorlar daha çok diyebiliriz. Ama işte plastik oyuncaklardan çoğu kişi gibi onlarda sıkılmış olduğu geri bildirimi de geldi. İşte hep aynı oyuncaklar var, çok sabitler ve değiştirilemeyen şeyler. Bir müddet sonra bir çocuk sallanmaktan sıkılıyor. Yani günde ne kadar sallanabilirsin ki oluyor bir yerden sonra. Bunun için de bizim yine Superpool olarak ve yaptığımız bir seyyar oyun parkı projesi var. Belki ondan bahsedebilirim. Bu sabit elemanları yerine parklara esnek malzemeler götürüyoruz. İşte karton kutular götürüyoruz, çemberler götürüyoruz. Plastik şişme havuzu götürüyoruz ve içine kum dolduruyoruz. Oyuncaklar götürüyoruz. Bu aslında hani parklardaki bu sabit elemanlar yerine esnek parçalar verdiğimiz zaman çocukların kendi oyun kurmalarını sağlıyoruz. Onlar değiştirerek ve bilişsel zeka gelişimlerini sağlayan oyunlar oluyor. Biz orada oyun kurucu görevini üstleniyoruz. Oyuna müdahale etmiyoruz ama ortam sağlıyoruz. Böyle bunu da parklarda yaptık, halı sahada yaptık. Tophane'de her hafta halı sahada yaptık. Maltepe'de yaptık. Bazen sokak kapatıyoruz. Trafiğe sokağı kapatıp çocukları orada oynamalarını sağlıyoruz. Yani bir arabanın park ettiği yere karton kutular yayıp kitap götürdüğümüz zaman 30 çocuğun bizimle kitap okuduğunu görüyoruz. Bunu deneyimlemek çok güzel. Yani bir diğer şeyimiz de o. Bir yandan da mesela orada buldukları malzemelerle ya da daha soyut geometrik
oradaki oyun elemanlarıyla çocukların kendi oyunlarını icat etmesi, onları işte bir takım başka kendi imge dünyalarında nesnelere, objelere, kavramlara benzetmeleri ve aslında oradaki işlevi, oradaki aktivitelerini kendilerinin tasarlaması da kendi gelişimlerine katkıda bulunan bir şey. Bu çok da tartışılır ya, İstanbul'da işte ev şeklindeki kaydırak, ne yapılacağı belli, hangi eylem yapacağınız belli, onu neye benzeteceğiniz belli, çeşitli hayvanlara benzeyen oyuncaklar. O noktada siz daha uyarlanabilir, değiştirilebilir ve çocuğun aslında hem eylemi hem de neye benzeteceğini, nasıl bir araya geleceğini, bireysel de kullansa, diğer çocuklarla da kullansa aslında kendi zihnini de geliştirebilecek alanlar tasarlıyorsunuz değil mi? Evet. Bunu da aslında altını çizmekte fayda var. Burada İstanbul'da oyun parklarına gittiğinizde neredeyse %99 bu şekilde tasarlanmış alanlar görüyorsunuz. Evet, biz daha fazla yani tek bir oyun aktivitesi sunmayan oyuncaklar yapmaya çalışıyoruz. O küçük tepecikler, sizin dediğiniz gibi soyut şeyler olabilir. Ya da götürdüğüm bir karton kutu malzemede bunu sağlayabilir onu kendi oyununu kurması için. Çok da harika bir videosu var. Bir yandan onu da izleyebiliriz aslında. Bu Seyyar Oyun Parkı'nın değil mi? Video 1 olması lazım. Evet, Seyyar Oyun Parkı videosunu, hop. Hop videosu, evet. Onu da bir yandan izleyebiliriz. Yani burada önemli olan aslında sadece yani oyuncak meselesinden çok çocuğun ihtiyaçları, özellikle 0-3 yaş grubundaki ihtiyaç aslında emeklemek, sürünmek, yürümeyi öğrenmek ve ufak tefek riskler almak üzerine kurulu. Dolayısıyla annesi oranın pis olduğunu düşündüğü için onu yere koymuyor dışarıda, ama karton koyduğumuzda bu sefer başka bir şey haline gelebiliyor. O yüzden hani 0-3 yaşın ihtiyaçları aslında çok net. Onları sağladığınızda orada yepyeni riskler alıyor. Kendince yeni bir alan, oyun alanı oluyor. Her seferinde başka bir şeye de dönüşebilir o alan. Burada şeyi eklemek istiyorum ama eğer o grubun ihtiyaçlarını gözetip oraya her şeyi yaptıktan sonra anneye ya da babaya, ama babalar maalesef çok bu işi yapmıyorlar, ama annelere bir gölge sağlamazsanız anne oraya daha giderse de daha kısa süreli gidiyor. Eğer bir su, işte elini yıkayacağı, belki çocuğun bezini değiştireceği bir yer yapabilirseniz, o zaman gittiğinde daha da uzun kalıyor. Tuvalet varsa bu yurt dışında bir araştırmaya konu olmuş. Büyük anne, büyük babalar daha çok o parka gidip daha uzun vakit geçirmeyi tercih edebiliyorlar gibi. 0-3'ün beraber hareket ettiği yetişkini de gözetmek gerekiyor aslında. Dolayısıyla bu tasarımların önemli bir parçası da oydu diye eklemek istiyorum. Evet, doğru. Oturma yerleri ve gölgelik çok önemli. Evet, hep bunu söyledik. İnşallah su ve bez değiştirme yerleri de getireceğiz parklara yavaş yavaş. Evet, aslında tam bir kamusal alan tasarımı oluyor. Farklı paydaşlarla birlikte, farklı yaş gruplarıyla birlikte. Yani söylediğiniz çok önemli. Biz yalnızca çocukların ihtiyaçlarını gözeterek oyun parkları üzerinde düşünüyoruz ya da konuşuyoruz ama özellikle 0-3 yaş arası çocuklar düşünüldüğü zaman elbette bir bakım vereninin de olması gerekiyor onların yanında. Evet. O yüzden şu yani sloganı da ekleyerek devam edeyim. Biz diyoruz ki kenti eğer küçük çocuklar ve ebeveynleri için yaşanabilir hale getirirsek, aslında herkes için yaşanabilir hale getiririz. Onlar kentteki gösterge türdür aslında. Bir yerde ne kadar çok çocuk görürseniz orası o kadar güvenli bir alandır. Herkes çocuğuyla oraya gidebiliyorsa eğer, kendini orada güvenli ve rahat hissediyordur gibi görmek lazım. Dolayısıyla ulaşımı da böyle değerlendirebiliriz. Karşıdan karşıya geçerken kucağınızda bir bebek varsa, normal demeyelim, engelsiz bir insanın karşıdan karşıya geçme süresinden 3 kat daha fazla süreye ihtiyaç duyuyorsunuz aslında. O süreyi uzattığınızda belki bir yaşlı veya engelli de oradan yararlanabiliyor gibi aslında birçok şey var. Onun için küçük çocuklar ve ebeveynleri için iyiyse herkes için iyidir diyoruz. Evet, aslında ulaşım demişken bu noktada da İstanbul'un trafiği, İstanbul'un hiç kurallara dikkat etmeyen sürücüleri her gün bugün de ezilmedik yollarda diye şaşırdığımız aslında bir şehirde yaşıyoruz. Bu anlamda da sizin kentleri çocuklar için, yayalar için, çocuk yayaları için daha güvenli hale getirdiğiniz ve yerine anında yerinde müdahale ederek dönüştürdüğünüzde bir projeniz geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Bir provası aslında gerçekleşti değil mi? Evet. Zümrüt Evler. Evet, yani bu parklar kadar parklara nasıl gittiğimiz de önemli. Erişebilirliği çok önemli. Bebek arabasıyla yürüyebiliyor muyuz kaldırımlarda çok önemli. Zümrüt Evler'de de bunun bir denemesini yaptık. Zümrüt Evler yine
E5 üstünde, Maltepe'nin E5 üstünde kalan bir bölgesi. Maltepe'nin en yoğun mahalle, iki mahallesinden biri. 70 bin nüfusu var ve %30'da 0.18, 10 bini de 0.4. Bu prova yaparken öncesi ve sonrası veri toplamalarını yapıyoruz, sayımlar yapıyoruz. İşte yaya sayımlarını, araç sayımlarını. Ve önce fark ettik ki çocuklar o mahallede yürüyerek okula gidiyorlar. Yani 3 okulun kesişim noktasında bulunuyor bu kavşak. Ve her sabah yüzlerce çocuk o sokaklardan yürüyerek okula gidiyor. Bu çok keyifli bir şey aslında bunu görmek. Ama bir yandan da çok tehlikeli hissettiriyor. Çünkü o kavşağın o keşmekeşinden geçmek zorundalar. Ve önlerine de arabalar çıkıyor. Kaldırma park eden araba var. Çoğu o yüzden yoldan yürüyor. Birçok bebek annesiyle birlikte abisini ablasını okula götürüyor. O sırada bebek arabasıyla anne kaldırımdan yürüyemiyor. Herkes yoldan geçmeye çalışıyor. Üstüne bir de otobüs ve minibüsler de gelince biraz keşmekeş bir ortamdı. Biz de o yüzden orada bir müdahale yapmak istedik. Bu 3 aylık bir prova. NACTO Amerikalı bir ulaşım derneği ile birlikte ve Bernard Fanley'in desteğiyle Maltepe Belediyesi'nin işbirliğiyle. Bu 3 ay boyunca ya orayı bu Zümrüt Evler çok yoğun bir mahalle olduğu için açık alan eksikliği de var. Biz de kavşaktaki park eden arabaları, işgal etmiş arabaları kavşaktan alıp orayı bir açık alan haline getirdik. Bir yandan orada önceki ve sonraki before after görsellerini de izleyebiliriz. Yani. Nasıl mülale yaptığınızın detaylarını sayısı dinlemeye devam 10 ve ederken. 11 olması gerekiyor. Burada da yine çok düşük maliyetli malzemeler kullandık. Belediyenin depolarından aldığımız şeyler çoğu. Sadece yerleri boyadık. Ve bir tane suni çim halı koyduk aslında. Bir de koruge boru koyduk ve oyun parkı diye bağıran çocuklar oldu. Aslında bu kadar basit yani. Evet. 10 ve 11. görselleri alabilirsek nasıl bir değişim olduğunu da görebiliriz. Bir de videosu vardı onun. Bir yandan videoyu da verebiliriz bunlarla birlikte. Böylece orada aslında söylediğiniz gibi geri dönüştürülebilir malzemeler. Belediyenin Maltepe Belediyesi'nin deposundan bulmuş olduğunuz malzemelerle birlikte orta yere, kavşaklara park etmiş olan araçları da çekmenizle birlikte çocuklar için oldukça kolay bir oyun alanı. Evet. Hiçbir şeye ihtiyaç da yok. Bu görmüş olduğunuz gibi. 5 günlük bir süreç. Tabii öncesinde veri toplamalarla, sonrasında veri toplamalarla da 3 ay kadar oluyor. Ama uygulaması sadece 5 gün sürdü bunun. Bir de özellikle yeşil alanı hatırlatabilecek malzemeler de kullanmışsınız, bitkiler kullanmışsınız, yapay çim sanıyorum, evet, döşemeler kullanmışsınız, renk kullanımı, geometriler. Burası aslında herhangi bir boyanın olmadığı halini izleyicilerimiz düşünürse, bu kenardaki mantarların da olmadığını düşünürseniz ya da beton elemanların, araçların geldiği, geçtiği, park ettiği, İstanbul'da herhangi bir mahallede örneklerini çokça gördüğümüz bir yerde. Aslında trafiği de kontrol ediyorsunuz. Yaya geçitleriyle geçişleri de güvenli hale getiriyorsunuz. Ve aslında kullanılmayan atıl bir kent parçasını, mahalle parçasını böyle canlı bir kamusal alan haline getiriyorsunuz. Yani aslında sadece 8 tane aracı oradan çıkarıyoruz ve orayı açık alan haline getiriyoruz. Bu kadar basit bir şey aslında yapılan. O suni çimle ilgili de, o suni çimi ilk koyduğumuzda belediyede bizimle çalışan işçilerden hemen selfie çekildi yani. Ayakkabılar çıkarıldı, oturuldu ve selfie çekildi yani. Bu yeşil alanın böyle bir etkisi de var. İnsanları bir araya getiren bir etkisi de var. Şimdi çocuklar oradan sadece geçerlerken okul dönüşü, şimdi orada herkes banklarda bir oturuyor, bir oynanıyor, bir 5-10 dakika da olsa. Ve okula öyle devam ediyorlar. Evlerine tekrar yürümeye öyle devam ediyorlar. Bir yandan kalan görselleri de bu projeyle ilgili o görseller göstermeye devam ederek projeye dair biraz daha görsel bilgi sahibi de olabiliriz. Bunun bir prova olduğunun altını çizmekte tekrar fayda var ve tek dönüşüm projesi olmadığını ve devamının geleceğini de söylemekte fayda var. Burada yaptığımız bütün işler için yani ev ziyareti olsun, işte bir parklar, pilot parklar olsun, dönüşüm veya işte hop vesaire. Bunların hepsi aslında özellikle kamuya yani birlikte çalıştığımız belediyelerle bunun ne kadar kolay ve hemen uygulanabilir ve çok etkili işler olduğunu gösterebilmek içindi.
O yüzden bu dönüşümü de işte ev ziyaretlerinde arttırarak devam etmeyi umuyoruz ama şöyle sonuçlar aldık. Çalıştığımız 4 ilçe belediyesinin 3'ü stratejik planlarına dahil ettiler ev ziyaretlerini. Dolayısıyla bütçelendirdiler. Dolayısıyla bundan sonra kendi kaynaklarıyla yürütecekler. Boğaziçi Üniversitesi büyük ihtimalle önümüzdeki sene içerisinde bir araştırma birimi kuracak. Dolayısıyla belediyelere bu tür bir ev ziyareti programının teknik desteğini Vakıf Türkiye'den çıktıktan sonra da vermeye devam edebilecek. Süperpool bunun el kitaplarını, manuellerini vesairelerini hazırlıyor. Dolayısıyla belediyeler bu işleri kendi kendilerine yapabilir hale gelecekler gibi. Asıl meselemiz 100 çocuğa, 100 kadına ulaşmak değil, 100 bin çocuğa, 100 bin kadına, belki 1 milyon çocuğa nasıl ulaşırız? Bunun yollarını bulmaktı. Dolayısıyla sözü bir kere daha almışken ben hepsine teşekkür etmek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'ne, Kadir Has Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programı başladı, Kent ve Çocuk diye. Bu sene ikinci dönemi yanılmıyorsam. Dolayısıyla Kadir Has Üniversitesi'ne, İstanbul Çalışmaları Merkezi'ne, TSEV'e, Süperpool'a ve ilçe belediyelerine, Maltepe, Sarıyer, Beyoğlu ve Sultanbeyli belediyelerine teşekkür etmek isterim. Çünkü aslında hep birlikte bu işin yapılabilir olduğunu ve yapılınca ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğini gördük ve çok şey öğrendik. Onun için söz almışken bir teşekkür edeyim dedim. Biz de size teşekkür ederim o zaman. Bernard Van Leer Vakfı öncülüğünde aslında girişimiyle başlamış oldu bu Kent 95 projesi diyelim. İstanbul'un başka mahallelerinde, hatta başka kentlerinde paydaşlarını artırarak dahil olduğu akademilerin, STK'ların, kentlilerin, mahallelilerin, yerel yönetimlerin dahil olduğu müşterek aslında bir planlama süreci. 0-3 yaş arası çocukların gözünden kenti anlamaya ve anlatmaya çalışan Kent 95 projesi. Heyecanla bekliyoruz gelecek projelerinizi. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Çok şehir hepimizin dert edindiği meselelere de dokunan aslında bir proje. O yüzden çok keyif aldım ben. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Süperpool'dan sevgili Beyza Gürdoğan ve Bernard Van Leer Vakfı'ndan sevgili Yiğit Aksakoğlu bu çok paydaşlı projeyi temsilen katılarak Kent 95 projesini anlattılar. İstanbul Hepimizin platformunun hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin dinlediniz. Hoşçakalın.